Evet, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Illuo oynuyorum. Illuo oynamamı izleyicilerimden birinin istemişti, Illuo oynar mısın diye. O yüzden Illuo oynuyorum. Karşımda da Lee Sin var, TP'li. Güzel. Bu maçı mümkün olunca Illuo'yu anlatacağım. Lane'de ne yapmanız gerekiyor, TF'de ne yapmanız gerekiyor, dokungaçların gücü ve güçsüzlüğü, zayıflığı vesaire, bunlardan bahsedeceğim. Illuo'nun yeteneklerini az çok hepiniz biliyorsunuz. Pasifiye dokungaç çıkartıyor, Q'su dokungaç atıyor, W'su düz vuruyor ve dokungaçlar ona saldırıyor. E'si çekiyor ve herkes ona vuruyor, dokungaçlar. Ulti'si de yanına ne kadar rakip varsa ona göre dokungaç çıkartıyor. Genel olarak skillleri bu şekilde. Illuo'nun güçlü yanlarından bahsedersem, Illuo'yu hani vurdum unuturtan bir karakter. Hani bir kere vurdum hayvan gibi hasar veriyor. Ve E'siyle rakipleri uzaktan çekip çok fazla durtabiliyor. Yani uzaktan bu kadar durtabilmesi ve ağır bir şekilde vurabilmesi mükemmel bir şey yapıyor Illuo'yu. Üstüne dokungaçlarının aynı anda vurması daha da güçlendiriyor. Tabii bir karakter bu kadar güçlüyse güçsüz olan yanları da olacak. Bunlardan birisi karakterin aşırı hantal olması, ağır olması. Illuo'nun mobil anlamda hiçbir yeteneği yok. Hani W sayarsanız bir W diyebilirsiniz. Belirli bir menzil kazanıyor düz vuruşu. Bu, eğer bunu saymazsanız hiçbir şey yok. İkinci bir şey ise karakterin skillleri çok ağır. Yürüyüşün ağır olmasını geçtim, skillleri de ağır. Bundan ne kastediyorum? Örneğin şu Q'yu izleyin. Ne kadar ağır, hani elini kaldırdı, aşağı doğru indirdi. Hani ben Illuo'yu oyunda şeye benzetirim. Balta kullanan savaşçılar vardır, bunlar çok ağırdır. Ancak baltayı vurdu mu oturturlar. Illuo tam olarak öyle, aşırı ağır bir karakter ama vurdu mu da oturtuyor. Illuo'nun ikinci ve zayıf noktası ise dokungaçların pasifin hani rastgele bir şekilde çıkartması. Siz dokungaçların nereye çıkacağını ya da ne zaman çıkacağını belirleyemiyorsunuz. Bekleme süresi var. O dolunca çıkıyor. Nereye çıkıyor? O da rastgele. Hani nereye yakınsanız, hangi duvara yakınsanız oraya çıkıyor. Ve bu Illuo'yu o kadar zayıflatıyor ki. Bunun nedeni siz karakterle oynamıyorsunuz. Karakter sizinle oynuyor. Hani yapacağınız savaşlarda bile savaşın yanını siz belirlemiyorsunuz. Illuo'yu belirliyor. Diyor ki burada savaş yapacaksın. Burada yapmazsan ben dokungaçlarımla vurmam. Dokungaçlarıyla vurmayınca ne oluyor? Bu sefer siz güçsüzleşiyorsunuz. Hani yanınızda iki tane dokungacın ekstra olarak vurması var ve de tek sizin vurmanız var. O kadar fark ediyor ki. Ve maalesef Riot Games bunu düzenlemiyor ve bu beni o kadar üzüyor ki hani Heimer nasıl taretlerini istediği zaman istediği yere koyuyorsa, Jorik nasıl yaratıklarını istediği yere, ya teknik olarak güzel, kırmızım da oldu. Hani Heimer nasıl taretlerini istediği zaman istediği yere koyuyorsa ve yük olarak biriktirebiliyorsa, hani Yorick nasıl yaratıklarını istediği zaman çıkartabiliyorsa ve yanında gezdirebiliyorsa, Illuo'ya da böyle bir şey lazım abi. Bu karakter çünkü yapamıyor. Gezdiremiyor. Ve hani kollarının neredeyse orada savaşmak zorunda kalıyor. Nice. İşte bu yüzden ahtapotlarla kollarıyla oynamak zorundasınız. Şuradaki kol vurmasaydı mesela ben ölecektim. Oradaki kol vurduğu için ben öldüm. Ölmedim. Neyse, anladınız siz. Dokungaçlar hakkında bunu bilmeniz gerekiyordu ekstra olarak. Şimdi bilmeniz gereken özellikle lane aşamasında şunu bilmelisiniz. Illuo'nun dokungaçlarını nereye koyacağınızı bilmelisiniz. Evet, bunları koymanın yerleri var. Yani rastgele bir şekilde bu duvarda çıktı diyemezsiniz. Hani bunları hepsini sizin belirlemeniz lazım. Gel. Şimdi ilk başta diyelim ben bu taraftayım ve bu taraf karşı kule diyelim. Dokungaçınızı nerede çıkartmalısınız? Dokungaçınızı burada çıkartmayıp burada çıkartmalısınız. Bunun nedeni şu. Dokungaçınız burada çıkarsa ve rakibi burada darlarsanız bu ahtapot vuruyor ancak buradaki vurmuyor ve buradaki vuruyor. Aynı şekilde bu tarafa bakarsak, ulan o tarafı anlatırken bu taraf gitti. Neyse. Bir tane dokungacınız burada çıkıyor ve siz rakibi tuttuğunuzda buradaki dokungaç vuruyor. Ancak buradaki vurmuyor. Peki ne yapacaksınız? Buradaki dokungacın vurması için burada değil, burada çıkartacaksınız. Burada dokungacınızı çıkarttığınız zaman dokungaç vuruyor. Bu yüzden lane'e gelirken bu taraftan yürüyün. İlk başta burada çıkartın, ardından zamanı geldiğinde burada çıkartın. Burada çıkartmayın. Bu sayede daha güçlü olabilirsiniz. Daha fazla hasar vurabilirsiniz. Eğer gank yerseniz daha güçlü olabilirsiniz. Konum açısından. Ben bir barikat almak istiyorum alabilirsem. Eğer alamazsam da Lee Sin'i alırım. Güzel. Uzaklaştı Lee Sin.
Rip totem atalım. Nonuması her gelirse diye. Seher'den lane'i pushlayacağım. Çünkü Lee Sin'in canı çok az. Yaklaşırsa keserim. Yaklaşmazsa barikat almak istiyorum derken Nunu'yu gördüm. Geliyorum. Lee Sin de burada bir can ama neyse ya, atma gidelim hadi. Geliyorum, 3v2'yiz, biz kazanırız. Lee Sin gelemez. Okey, flash aldık, nice. O burada. Ulan ben de diyorum, bir şey beni yavaşlatıyor. Ne yavaşlatıyor beni? Tutuşlarını aldım. Güzel, midimize bayağı yardım ettim. Adamın spell'i kalmadı. Al hadi jungle'a da yardım edeyim. Neyse, solo gibi solo. Nelerden bahsettim ve özetlersek, dokungaçlar çok güçlü. Ancak onların yanında oynamanız lazım. Eğer dokungaçlardan uzak oynarsanız güçsüzleşirsiniz. Bu yüzden dokungaçları doğru yerde çıkartmalısınız. Eğer yanlış yerde çıkartırsanız bu sizi güçsüzleştirir konum açısından. Şu an mesela bekleme süresinde, o yüzden geldiğinde burada çıkartacağım direkt. Ama burada duruyorum ki burada çıksın. Aynen. Burada çıktı. Şimdi ben Lee Sin'i çektiğim anda bu dokungaç da vuracak. Yalnız yaklaşma. Ulan farım. Şimdi vakit geliyor. Hemen şurada da bir tane çıkartalım. Dokungaçlarınızı bu şekilde doğru konumda çıkartmalısınız. Rastgele bir şekilde çıkartmayın sakın. Ya öyle bir şey yaparsanız da hani lane'i kaybedersiniz. Gel bakalım. Nasıl tutmadı? Anlamadım. Nasıl dokungaçlar tutmadı? İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Hani orada ağlarken bile 2'de 2 atıyorsun. Çünkü neden? 2 tane dokungacım var. Üstüne ulti basmışım. E tutmadı. Hani bir de E tutsa uf, tadından yenmez. Sıradan alamete gidiyorum. Ya bu yüzden konum önemli. Mesela burada olsaydı o dokungaç vurmayacaktı. Ya bir tane az vuracaktı ve belki o yüzden ben ölecektim orada. Mesela o oyun başında bahsettiğim şey burada geçerli. Abi ben alameti kesiyorum ve dokungaç yeni çıkıyor. Şunu ben en başta çıkartmak isterdim yani. Neden şu an çıkıyor ki? Hani bir stack olsa keşke, şunu bir tuşa atasalar, ne bileyim X'e atasınlar. 2 yükü olsun, istediğin yere çıkart. Hani yine belirli bir duvarlarda işaret olsun. Oraya göre ben 2 stack'imi çıkartayım. Hani bu şekilde hem Illoya'yı gerçekten hani ben oynamış olurum. Ahtapotlar, kollar benimle oynamaz. Ben onlarla oynamış olurum. Şu an mesela ben dokungaç çıkacağım. Mesela ben burada çıkartmak istemiyorum. Benim burada işim bile yok o dokungaçla. Lane'i pushlayıp gideceğim. Ancak orada çıkıyor çünkü pasifin vakti geldi ve hemen çıkacak. Şu an bekleme süresinde ve ben bu iki yerde dokunmak istiyorum. Çünkü ben şu an Lee Sin'i darlamak istiyorum ama darlayamıyorum. Çünkü bak mesela dokunmaçlarım yok yani. Yeni çıkıyor. Seriden alameti açacağım. Buradaki kuleyi alacağım. Barikatla birlikte alacağım. İlk kule galiba. Aynen. İlk kuleyi aldım. 5 yükü birden aldım. Mükemmel. Ben ikinci item omurga kırana gidiyorum. Çünkü genellikle solo'dan ayrı kittiriyorum ben. Ve omurga kıran bayağı iyi oluyor. Mükemmel oluyor hatta. O yüzden omurga kıran alacağım. Şimdi lane'de az çok ne yapacağını söyledim. Ahtapotların yerine ahtapot neyse de ahtapot kolları doğru bir şekilde ayarlayıp lane'de rakibinizi dar edeceksiniz. Eğer jungle gelirse de 2'ye 1 atacaksınız. Totemle oynayacaksınız. Budur lane'de yapacağınız. İleriki aşamalarda ise harita bir kere. Mesela midde adam gözükmüyor. Swain buraya gelebilir. Nunu zaten gözükmüyor. 3v1 atamam. Dikkat etmeliyim. Hızlıca bir şekilde şuraya totem atacağım. Neyse totemlememizi yaptık şu an. Nunu'yu midde gördük. Swain'i de midde gördük. Yani Lee Sin şu an burada tek. Burada ittireceğim tek başımı. Bir dakika sonra alamet çıkacak. Alameti alacak. İkinci kuleyi de alacağım. Şimdi Lee Sin'i darlayalım birazcık. Hop gel bakalım. İşte abi. Şu kolları ayarladıktan sonra bu mükemmel ya. Hiçbir karakter buna karşı gelemiyor abi. Ne yapabilirsin ki? Alamet çıkıyor. Seriden alamete gideceğim. Çünkü hani burada hiçbir şey yapamıyorum. Ben farmı kesiyorum. Lee Sin farmı kesiyor. Ama işte alameti şu an o kadar zor keseceğim ki. Çünkü dokungaçlarım yok. Seriden alameti aldım. Base attım. Omurga kıranı aldım. Şimdi toptan deli gibi yaracağım. Burada iki kişiyi görüyorum. Rahatım o yüzden. Ama mesela bir de dokungacım olsa. Of, tadından yanmaz da dokungaçlar çıkmıyor işte. Bekleme süresinde beyim. Şöyle seriden. Güzel güzel. Bir kere daha çekelim. Gelsinler. Bekliyorum. Sakin olun. Lulu oradan geliyor. Gördüm. Oğlum. Ölür müsün? Teşekkür ederim. Abi bu korek
Pentleri ne yapabilirsin ki ya? Hadi hadi ver bu pentayı. İstiyorum o pentayı. Uf penta 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 penta. Bu karakter ne yapabilirsin ki abi? İşte abi konumu alacaksın. Dokungaçları dizdim. Dizdim. Bekledim. Ve geldikleri anda da yok ettim. Mükemmel ya, mükemmel abi. İşte doğru bir şekilde konum aldığında yok ediyor abi karakter. Şimdi midi ve solo'yu açtık. Botu açacağız. Sonra da oyunu bitireceğiz. Genel olarak anlatmaya çalıştım. TF'de ekstra olarak ne yapabilirsin? Dediğim gibi takımınızla birlikte oynarsanız E atarsınız bir düşmana. Çektiğinizde takımınızla birlikte vurur ve kesersiniz. Bunun için TF'de yapacağınız dediğim gibi takımınızın sizinle oynaması lazım. Dokungaçlarınızla oynaması lazım. Çünkü eğer dokungacınız olmazsa bayağı geri düşersiniz. Olduğunda da çok öne geçersiniz. Bu kadar yani. Illui dediğimiz karakter dokungacınızla oynadığınızda çok güçlü. Ha tabii ki de karşı takım da bunu bildiği için sizin oynamanıza engel olacak. Ya dokungacınız neredeyse orada savaş yapmayacak, sizi başka yöne çekmeye çalışacak. Ben mesela hiç dokungacım yok, eğer ben burada savaşırsam çok zorlanırım. Bu arada adamlar baronu aldı, evet abi aldılar. Biz oyunu bitiriyoruz o sırada. Bu kuleyi almayacağım, direkt şuradaki kulelere gideceğim. Go 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 go. Güzel aldık, bir kule de olsa aldık. Hop gel bakalım seni şöyle çekelim. Hop. Gel bakalım legendary, legendary. Hop, kule vurmasın, kule vurmasın. Abi hareket edebilir miyim? Hop gel bakalım. Ulan ulan. Kola ihtiyacım var, kola ihtiyacım var. Hadi vur. Abi. Vur vur, çiviliği öldü. İkinci panta geliyor. Abi çok güzel karakter ya. Şu an bu arada elbette ki ben adamlardan kat ve kat üstünüm. Yani 11 level çektim, 17 levelim. 6 level fark attığım için bu kadar güçlüyüm. Siz böyle oynarsanız ölürsünüz. Hayır 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 hayır. Gregas hayır. Hayır lütfen lütfen bir şey bassa. Abi şifam varmış, bassana. Abi ölmeyebilirdim. Çok güzel oynamıştım. Gregas'ın şeyi beni öldürdü. Deriden TP atayım ben de. Bitti muhtemelen maç. Bu şekildeydi. Göstermeye çalıştım mümkün olunca. Eğer videoyu beğendiyseniz benim kanalıma abone olabilirsiniz. Bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Güzel bir maçtı. GG.